Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Smart Teknoloji'nin RGB LED ampulüyle birlikteyiz. Bu ürün evinizin ambiyansını gerçek anlamda değiştirebileceğini düşündüğüm bir ürün ve bu yüzden sizlere paylaşmak istedim. Ve bu ürünü satın aldığımda aslında diğer RGB LED ampuller gibi düşünüyordum. Birazcık göz yoran, aslında daha cırtlak renkler veren bir ürün zannediyordum. Fakat kullandıktan sonra gördüm ve sizler de birazdan kurulumunu birlikte yapacağız. Hepsini göstereceğim. Zaten ambiyansı, renkleri, sese duyarlı olması, bunların hepsini birlikte kurulum yaptıktan sonra göstereceğim bir ürün olacak ve siz kendi yorumlarınızla birlikte bunu aslında deneyimlemiş olacaksınız videodan gördüğünüz kadarıyla. Şimdi ürünün kutusuna baktığımızda şık bir tasarıma sahip zaten. Her zaman sade ve şık tasarım kullanan Smart Teknoloji gene geleneği bozmamış ve sade bir tasarımla karşımıza sunmuş Smart Teknoloji bu ürünü de diğer ürünleri gibi. Aslında Smart Teknoloji'nin birçok ürününü kullanıyorum ve gayet memnunum çünkü uygulaması çok stabil çalışıyor ve hızlı. Zaten bunun ne demek olduğunu aslında kullandığınızda alıp deneyimledikten sonra anlayabiliyorsunuz. RGB CW olarak model numarası da gözüküyor. Model numarası da bu şekilde. Zaten ürünü alacağınız zaman yorum ve açıklama kısmında linki bulabileceksiniz. Sizler için paylaşacağım. O zaman kutu açılımına birlikte geçelim. Şimdi kutumuza baktığımızda dediğim gibi sade bir tasarımı var ve içerisinde aslında çok fazla bekleyeceğiniz bir şey de yok. Çünkü zaten içerisinden bir ampul ve bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kutuyu bu şekilde açıyoruz ve ampulü üst kısımdan çektikten sonra ampul bizi karşılıyor. Ve bu da ampulün koruması. İçerisinden bir adet de kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzunda da zaten detaylı olarak sizi bilgilendiriyor ne yapıp yapmayacağınızı ve uygulamalara bu QR kodla da hem Android hem de iOS telefonlarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi kullanım kılavuzunu ve kutuyu bir kenara bırakıyorum ve size ürünü biraz yakından göstermek istiyorum. Zaten sağlam bir yapıya sahip, hani RGB ampullerde dayanıklılık önemli diyebilirim sizlere. Normal bir duyuya sahip. Bu duyu da normal evinizdeki tavanlardaki ampullere takabileceğiniz duyu diyebilirim sizlere. Ürün 16 milyon renge sahip 2,4 GHz internet bağlantı hızıyla çalışıyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani bununla birlikte uygulamasını kurduğunuzda aç kapa yapabiliyorsunuz. Planlama, zaman ayarı hepsini yapabiliyorsunuz. Zaten detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Şimdi ürünü yakından gördüyseniz kurulumuna geçelim birlikte. İster Android kullanın, ister iOS. Uygulamanın kara kodunu okuttuktan sonra Smart uygulaması çıkıyor ve indirdikten sonra aç kısmına basıyoruz. Ve sağ üst kısımda cihaz ekle bölümümüz bulunuyor. Burada cihaz ekle bölümüne tıkladıktan sonra aydınlatma kısmımız geliyor. Şu anda da bu arada ışık bağlanmak için hazır, yanıp sönüyor. Şimdi bu aydınlatma kısmına geldikten sonra şu sağ kısımda hemen akıllı ampul BLE olarak çıkıyor. Burada diyor ki akıllı ampulünüzü sağ üst köşeden Bluetooth ile eşleşmeye hazır edin ve aç kapa yaparak resetleyin. Ben aç kapa yaptığım için şu anda zaten ışık stabil bir şekilde yanıp sönüyor. Şimdi ileri butonuna basıyorum sizle birlikte ve burada diyor ki ampul ışığının yanıp söndüğünü onaylayın ve A eşleştirme modumuza geçiş sağlayın diyor. Buradan da ileri diyorum ve burada okey diyorum. Çünkü zaten diyor ki cihaz şu anda yanıp sönüyor mu? Siz de görüyorsunuz cihazın yanıp söndüğünü ve buradan da detayları okuyabilirsiniz. Buradaki alttaki tiki işaretledikten sonra ileri butonuna basıyoruz ve yakınındaki Bluetooth cihazlar aranıyor diye bir simge çıkıyor. Zaten cihazı Bluetooth'ta bulduğunda burada hemen simgesi çıkıyor. Artı butonuna tıklıyoruz ve yaklaşık 20 saniye kadar bir kurulum yapıyor aslında. 20 saniye bile sürmüyor. Hatta bitti. Ve alt kısımdan bittikten sonra ileri diyoruz ve ürünü nereye kurmak istediğini soruyor. Çalışma odası mı yoksa işte yatak odası mı, çocuk odası mı? Ben çalışma odası diyorum ve çalışma odasını seçtikten sonra gene bitti butonuna basıyorum ve ürün 10 saniyelik bir kurulumdan sonra bu şekilde menümüz karşımıza geliyor. Buradan isterseniz off yapabilirsiniz, isterseniz on yapabilirsiniz. Şimdi şu alt kısımda görmüş olduğunuz boyama tablosu gibi yere bastığımızda burada direkt işte bütün modlar çıkıyor. Bakın mesela yeşil oldu. Diğer şu moda basalım. Hafif morumsu bir mod. Burada
daha farklı. Bunlar kişinin kendi isteğine göre yapabileceği modlar. Çünkü burada sese duyarlı gibi aslında sürekli ürün kendi rengini değiştiriyor. Ambiyans diyebiliriz bunlara. Burada müzik modu var. Müzik ritmine göre değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Burada mikrofona erişmek istiyor. Mesela şu anda görüyorsunuz. Ben konuştukça sürekli değişmeye başlıyor. Yani sesimi yükselttim ki duyabilin diye. Burada romantik mod var. Romantik modda da gene sesimizi duydukça değişecek. Biraz bağırdım ama olsun. Burada da RGB modumuza geçiş sağlıyoruz. Şu alt kısımdaki ampule tıkladığımızda buradan ürünün şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz buradan renkleri atayıp kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Buradan tutup bu şekilde çektikten sonra ürünün rengi değişiyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın sürekli değiştiriyorum. Ve bu şekilde görebiliyorsunuz. Mesela mavi yaptım hafif. Biraz ben morcuyum. Mor bir renk mesela bu şekilde gözüküyor. Uygulamanın kullanımı çok basit ve bu kadar. Zaten yapacağınız farklı bir şey yok. İsterseniz normal ampul modunda da beyaz veya sarı yapabiliyorsunuz. Mesela şu anki sarı şuraya bastığımızda da direkt beyaz oluyor. Şimdi ürünün kurulumunu bitirdik. Zaten telefonumda bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi buradan hemen ürünün biraz da renklerini değiştiriyorum. Siz de arka plana ekledim görebilirsiniz diye. Şu an kırmızımsı, yeşil yaptım ve maviye doğru çekiyorum. Yakından görün diye ürünün değişimini yaptıkça renk sürekli değişiyor. Ve buradan alt kısımlara zaten atama yapıp buradan da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Müzik modunu şöyle göstereceğim. Müzik ritmi diyorum ve şu anda ben konuştukça bakın telefonda hiçbir şeye müdahale etmiyorum ve ses sürekli beni duyduğu için değişiyor. Aslında bu müzikte olabilecek bir ritim ayarı diyebilirim sizlere. Ürünün genel özelliklerine baktığımızda uygulama ile kontrol ve planlama yapabiliyorsunuz. 16 milyon renk seçeneği bulunuyor. Grup kontrolü, müzik ritmi, aile paylaşımı, 8 farklı senaryo, ayarlanabilir parlaklık, güvenli ve dayanıklı bir ürün halinde geliyor. Model numaramız Samsung Manisa Tire Samsung Lüleburgaz Iğdır olarak geçiyor. Lümen değeri 806 lümen olarak geçiyor. Giriş gerilimi 220 volt, 50 ile 60 Hz arasında bir işlem sağlatıyor. Renk sıcaklığı ise 2700'den 6500K'ya kadar değişkenlik sağlayabiliyor. Anlatmıştım ya sizlere en başında 2,4 GHz bir internet arayüzüne bağlanabiliyor uygulama. 5 GHz kullanıyorsanız bağlantı sağlayamıyorsunuz. Benim mesela salon kısmımdaki 5 GHz ve buradaki akıllı ürünlerimi bağladığım ise ürünler geneli hepsi 2,4 olduğu için 2,4 GHz ayarladım. Ürünün teknik detayları ve bilgilendirmeleri bence bu kadardı. Detaylı ben zaten anlatırken siz de arka planda değişkenliği videoda görebiliyorsunuz. Arka plan olarak da ekliyorum zaten videoları. Burada gördüğünüz gibi ışığı şiddetini yükseltebiliyoruz. İstersek de buradan azaltabiliyoruz. Zaten arka planda görüyorsunuz. Bu alt kısmı artı butonuna tıkladığımızda buraya renkler atayabiliyor veya silebiliyoruz. Zaten alt kısımda müzik kontrolü, burada da uygulamanın arayüzü bulunuyor. Plan ve rahatsız etme modunu yapabiliyorsunuz. Planda zaten hemen şöyle ki ürün diyorsunuz ki işte 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra kapansın. Ne kadar zaman isterseniz buradan planlamayı yapabiliyorsunuz. Mesela ben de farklı ürünler aldığımda birçoğunu bilmiyorum. Hani nasıl kurulum yapılıyor, nasıl planlama yapılıyor. Siz bu durumu yaşamayın dedim. Eğer ki bu ürünü satın alırsanız zaten artık uygulamayı avucunuzun içi gibi biliyor olacaksınız. Göz yorgunluğu yapmıyor demiştim. Siz de kullanırsanız, satın alırsanız veya almadan önce de yorumlarda buluşursak güzel olur. Birlikte fikir alışverişi yaparız çünkü sizin yorumlarınız da önemli. Instagram ve TikTok kanallarımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da pratik bilgiler adlı kategori üzerinde videolar üretiyorum sizlere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.